Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 1. Lig'de 34. haftada oynanacak olan maçların öncesini Furkan'la beraber konuşacağız. Furkan, öncelikle merhaba. Merhaba Metan. TFF 1. Lig'de bu haftanın bay geçen takımı Adana Spor. Adana Spor zaten ligden çekilmişti. Bay da ona denk geldi. Bu haftada bay haftaları. Haftanın hükmen kazanacak olan tek takımı Tuzla Spor. Tuzla Spor'un maçı Yeni Malatya Spor'laydı deplasmanda. Yeni Malatya Spor Lig'den çekilmek durumunda kaldığı için İstanbul temsilcisi doğal olarak 3 puan hanesine yazdıracak. Biz klasik hatırlatmalarımızı yapalım. Aynen öyle. Ardından cumartesi günü oynanacak olan Eyüpspor Pendik Spor maçıyla başlayalım. İzleyicilerimiz ilk olarak maç tahminlerimizi ve analizlerimizi, ayrıca spor haberlerini golvar.com'dan takip edebilirler. Kanalımızda bulunan videoların altında açıklama kısmında golvar.com'un linki mevcut. Oraya tıklayarak bizi golvar.com'dan takip edebilirsiniz. Ayrıca kanalımızdaki videoları abone olmadan izleyen izleyicilerimizden kanalımıza abone olup videolarımıza da beğeni ve yorum yapmalarını rica ediyoruz. Bir de bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Instagram, Twitter ve Facebook'tan da bizleri takip etmeyi unutmayın diyelim. Senin ekleyeceğin bir şey var mı? Benim ekleyeceğim bir şey yok. Eyüpspor Pendik Spor maçıyla başlayalım programımıza. Bu da 34. hafta maçı. Çok kritik maçlar var, özellikle playoff hattında. Kesinlikle. Düşme hattında da aynı şekilde tabii ki. Hafta cumartesi günü açılıyor TFF 1. Lig'de ve cumartesi günü sadece bir maç var. Eyüpspor kendi evinde Pendik Spor'u konuk edecek. Eyüpspor'a biliyorsun Arda Turan geldi yeni hoca olarak. Zafer Hoca ile 13 günde yollar ayrıldı. Zafer Hoca bu takım şampiyon olacak dedi. Hoca gitti takımdan. Aynen öyle. Arda Turan da ilk maçına pazar akşamı İzmir deplasmanında Göztepe karşısında çıktı. Sağdan 1-0 mağlup ayrıldı Arda Turan ilk hocalık deneyiminde. Pendik Spor iyi durumda. Zirvenin önemli adaylarından biri. İkinci sıra için hem de. Aynen. Hani şansları var. Pendik Spor'un hatta iç sahada Çaykur Rizespor'la da bir maçı olacak biliyorsun. Ayın sonunda. Gelebilir. Hatta önümüzdeki hafta o maç. Cumartesi günü. Kritik bir maç olacak. Nasıl bir maç bekliyorsun Eyüp Stadında? Ben ev sahibi olduğu için Eyüp Spor'u bir adım önde görüyorum. Arda Turan'ın kendi evinde ilk galibiyetini almaya yakın olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Senin yorumun ne olur? Vallahi Eyüpspor öyle bir kontak kapattı ki yani akıl almayacak noktaya geldi. Bir anda dördüncü sıradalar. Arda Turan geçen hafta bence iki tarihli hatası ve doğru noktası vardı. Ne birincisi gibi? Bu takım o kadar hoca geldi. İşte İbrahim Üzülmez 1 bu sezon için söylüyorum. Ardından Zafer Turan 2. Üçüncü Arda Turan 3. Arda Hoca 3. İki tane hoca. Arda Turan'dan önce iki tane hoca hiçbir zaman çift forvete dönmedi maçın gidişatında. Arda Turan Göztepe maçında mesela döndü. Bence bu artı bir noktaydı ama yanlış olan noktası da 40 yaşında Umut Bulut'u yine 11 oynatması. Ya Umut Bulut biraz artık bitti okey dönüyor. Yaşından dolayı. Yani tamam kariyeri iyiydi de bu adam artık 40 yaşına geldi olmuyor. Onun 11'de oynatması yanlıştı. Oliver Ter'in yedek kalması da yanlıştı onu da söyleyeyim. Eyüpspor gol bile atamıyor yani. Eyüpspor iki kere pozisyona gelmedi zaten bir de. Zaten Eyüpspor ligin ikinci devresinde gol atamıyor. Evet. Eze gittiğinden beri acayip sıkıntı yaşadılar. Aynen öyle. Bu karşılaşmada ama Eyüpspor'u ben favori görüyorum. Ben Eyüpspor'un Pendik Spor'u mağlup ederek hafta sonu 3 puanı geçeceğini düşünüyorum. Zaten bu maçı da alamazsa Eyüpspor söylenecek bir nokta yok yani. Büyük sıkıntıya girerler artık. Hı-hı. Tamamen playoff'a odaklanmak zorunda kalırlar. Beraberlikle iki takımı kurtarmıyor ayrıca. Doğru. Kesinlikle öyle. Bakalım ne olacak? Erdem Özgenç oynayabilecek mi? O önemli. Sakatlanıp çıkmıştı Bodrum maçında evet. Pendik Spor'da kaptan. Olmazsa önemli bir eksik olur yani. Murat Akça hı-hı. falan sağ bek oynarsa büyük sıkıntı. Allah'a emanet. Samet de kötü. Samet'in anasını ağlattı zaten Murat Akça. Oyundan aynen. çıktı erkenden. 34'te. 33 ya da 34'te aynen. Bakalım ne olacak? İki takıma da başarılar dileyelim. Başarı dileklerimizi iletelim. Bir diğer mücadeleye geçelim. Bu maç... Bir de sana bir soru soracağım. Tabii. Pendik Spor'da Ahmet Yazan nerelerde? Osman Hoca memnun değil oyuncudan zaten, kadroya girmiyor. Oyuncu zaten çok kötü. Kötü oynuyor. Normalde hani hiç orta kadroya girmiyor artık. Doğru. Normal çok kötü var. Oynuyor aynen. yani. Kadroya girmeyi hak etmiyor Ahmet. Hı-hı. Pazar gününe geçelim. Geçelim. Bodrum Spor, Altaş Denizli Spor maçını konuşacağız ilk olarak. Saat 13.30'da bu maç. Bodrum Spor, playoff hattının içinde İsmet Hoca ve öğrencileri çok iyi işler yapıyorlar bu sezon. Ve son 5 haftaya girilirken de net bir şekilde playoff şansları var. Diğer tarafta Denizli Spor ise zaten küme düştü. Denizli Spor'da da dün Spor Denizli'nin özel haberi bu.
İdmanda ciddi bir kavganın çıktığı söyleniyor. Dün zaten Emre Sağlık bir story attı biliyorsun. Ha, öyle sözün mi? Bittiği yer diye. Ben de sabah gördüm biraz önce. Doğrudur. Sözün bittiği yer diye bir hikaye atmış. O da demek ki kavgaya bir atıfta bulunuyor. Ömer Şişmanoğlu'nun idmanda Emre Sağlık'a kafa attığına dair bir haber çıktı dün gece. Spor Denizli özel haberiydi. O kaynağı belirtelim. Denizli Spor'da zaten ciddi sıkıntılar, problemler var. Yani seneye de işi çok zor görünüyor Denizli Spor'un ikincilikte. Biliyorsun JJ ile Mayı zaten şehri terk ettiler. JJ hatta bir açıklama yapmış, tükendim diye. Hani paramı alamadığım için. Denizli Spor'da da oyuncular en son Aralık ayında para almışlar. Onu da söyleyelim. Çok ciddi sıkıntılar var Denizli'de. Ben Bodrum Spor'u bu maçta net favori görüyorum. Kenan Özer cezalı durumda. Sakatlandı biliyorsun geçen hafta. Kulübede bilerek kart gördü o yüzden. Bu maçta cezasını çekmek için. Ben Bodrum tarafındayım. Net favori görüyorum Bodrum Spor'u. Senin görüşün ne olur? Vallahi ben de bu karşılaşmada Bodrum Spor tarafındayım. Denizli Spor zaten ligden düştü. Doğru. Bodrum Spor'un kazanarak playoff yolunda şansını devam ettireceğini düşünüyorum. Bence net olarak Bodrum Spor maçı kazanır. Ben de aynı görüşteyim. Çok konuşulacak bir maç değil zaten. Hani Denizli Spor'un durumundan dolayı. Bir diğer mücadeleye geçelim. Önemli bir maç. İki takımın da hedefleri farklı. İki takımın da kesinlikle kazanmaları gereken bir maç hedeflerine ulaşmak için. Çaykur Rizespor pazar günü Gençler Birliği'ni konuk edecek kendi evinde. Çaykur Rizespor son dönemde müthiş bir form yakaladı. Geçen hafta biliyorsun pazartesi günü Boluspor'u mağlup ettiler ligde. Ondan önceki hafta da perşembe günü kendi evlerinde Sakaryaspor'u son dakikada penaltıdan attıkları golle mağlup ettiler. Çok kritik iki tane virajı iyi geçtiler. Ve şimdi de Gençler Birliği'ni konuk edecekler kendi evlerinde. Gençler Birliği de pazartesi akşamında Altay'la berabere kaldı. O maçtan sonra yayıncı kuruluşa Gençler Birliği ile oyuncuların ilginç açıklamaları oldu. Bu aldığımız bir puan iyi diye. Ama takım şu an ligde kalma hattında ve... İki tane rakibiyle berabere kaldı 0-0. Denizlispor ve Altay'la. Doğru. Nasıl iyi oluyor ben anlamadım. Ben de anlamadım. Ben bu maçta Çaykur Rizespor'u favori görüyorum. Bülent Hoca doğru kadroyu çıkarırsa yine Bolasie, Hamilton, John Marie'li hattı kurarsa Rize bence bu maçı kazanır. Senin yorumun ne olur maçla alakalı? Vallahi ben bu maçta Rizespor'u net favori görüyorum. Rizespor'un hataya tahammül yok. İki tane zor maçı var demiştik. Bolu ve Gençler Birliği. Bolu'yu rahat geçtiler. Şimdi de iç sahada Gençler Birliği maçı olacak. Ben Çaykur Rizespor'un kazanarak 34. haftada 3 puanla geçeceğini düşünüyorum. Rizespor kalan tüm maçlarını kazandığı takdirde Samsunspor'la beraber direkt Süper Lig'de olmuş olacak. O yüzden ben bu maçta Çaykur Rizespor'un hata yapmayacağını düşünüyorum. Devre arası Japonya'dan gelen John Mari ile ilgili yorum yapmıştık. Hatta 2-3 hafta kötü oynamıştı. Sen kötü başladı. Programda bana bunu sormuştu. Ben de sana demiştim ki John Mari yeni geldi. John Mari kendine gelir, açılır. Çok kaliteli bir oyuncu. Buraya alışma sürecinde demişti. Doğru. O maçtan sonra da özellikle senin yani yaptığın yorumda, bizim yaptığımız o günkü yorumdan sonra da John Mari Arap atı gibi açıldı. Takımını sırtlıyor. John Mari Süper Lig'de çok fark yaratacak. Bak şimdi buradan söylüyorum eğer Rizespor çıkarsa diye. John Mari aynı Emenike gibi kuvvetli ama çok hızlı değil tabii ki. Onun Emenike kadar gibi. Hızlı değil. Eğer zaten bir hızlı olsaydı var ya anasını ağlatırdı Süper Lig'inde. Ama John Mari eğer Rizespor Süper Lig'e çıkarsa bak iyi izle birçok takımın radarına girecek şimdiden söylüyorum. Rize zaten Süper Lig'e çıkarsa Hamilton, Bolasie, Mari, Rizespor'un altyapısı çok iyi şu anki kadrosu. Azubuike. Aynen. Ogun Özçiçek, Emirhan Topçu. Emirhan, Tarık Çetin. Tarık iyi Çetin, altyapısı aynen. Var Süper Lig'e çıktığında. Mithat Pala. Mithat Pala aynen. İyi oyuncuları var. Halil İbrahim Pehlivan cezalı. Hacı Osman da aynı şekilde. Nerede? O kiralık geldi ama. Gelir Malatya Spor'dan bence o da olabilir. Yani. Halil İbrahim Pehlivan yok. Kart cezalısı Alberk oynar sol bekte. Onu söyleyelim. Rizespor'un en sıkıntılı noktası bana göre zaten bu sezon boyunca sol bek oldu. Ercan Coşkun Ümran'daki performansını hiç yakalayamadı. Halil İbrahim duran topları çok iyi kullanıyor. Halil İbrahim yalnız. Çok kötü oyuncu. Duran topları çok bir iyi orta kullanıyor. Açıyor. O özelliği. Top Rize'den, Karadeniz'den çıkıyor. Doğu'da Adıyaman'a kadar gidiyor yani. Çok kötü. Hatta Samsun maçında performansını biliyoruz. Anasını. Orada kötü çok oynadı. Kötüydü yani. Orada tüm takım kötüydü ama ya. İlk geldikleri maçtı tüm oyuncuların bir uyum süreci. Halil İbrahim zaten devre arası transfer olduğunda da yorumladık. Yeterli bir transfer olmadı. Süper Lig'de oynayamaz zaten. Aynen. Ben de aynı görüşteyim. Ben bir de Rize Spor taraftarlarını bir konuda eleştireceğim. Çaykur Rize Spor taraftarlarını. Stat bir türlü dolmuyor. Çok iyi bir kadro var bu takımın elinde. Direkt ikinci sıradan çıkacak bir kadro var. O stadın dolması lazım. Takım hedefe oynuyor. Yani stat bir türlü dolmuyor. Çok garip ya. Evet.
Çok ilginç, ben de anlayamıyorum ama Rize Spor taraftarları Süper Lig'de de aynıydı. Maalesef. Çok doldurmuyorlardı. Futbolu sevmiyorlar mı diye düşünüyorum. Olabilir. Yani. Bakalım Rize Spor'un kazanacağını düşünüyoruz. Bir diğer maça geçelim. Samsun Spor Keçiörengücü maçını geçiyoruz. Özel programda konuşacağız. Altay Göztepe maçını konuşacağız. İzmir derbisi. Bu maç seyircili oynanacak ama Göztepe taraftarları maça alınmayacaklar. Onu söyleyelim. Deplasman yasağı geldi konuk ekibe. Altay için çok kritik bir maç. Göztepe için de çok kritik. Altay ligde kalmaya, Göztepe de playoff'a kalmaya oynuyor. Göztepe son 6 maçını kazandı. Müthiş formdalar. Hatta son 9 maçlarında 7 galibiyet 2 beraberlik aldılar. İnanılmaz formda bir Göztepe var. Altay'da pazartesi akşamı direkt rakibi Gençler Birliği'ne yenilmeden İzmir'e döndü başkentten. Nasıl bir maç bekliyorsun? Çok kritik bir mücadele. Payişa eğer bir gol atarsa bu maçta 100 gol olacak. Altay formasıyla 100. golünü atacak. Hele böyle de anlamlı bir maçta atarsa güzel olur. Hani kendi açısından takımına da galibiyeti getirirse falan. Zaten tam onu söyleyecektim. Aynen. Hani atıp maç kaybederse o zaman olmaz tabii Altay ki de. Altay ciddi sıkıntıya girer. Çünkü şu anda düşme hattı öyle bir alevlendi ki, yani tabii Gençler Birliği zor maça çıkacak ama zaten Gençler Birliği Altay'ı yenemeyerek büyük hata yaptı. Eğer Gençler Birliği Altay'ı yenseydi geçen hafta bir anda Altay Erzurum o sıcakta öyle bir hissedecekti ki bir anda alt taraf alev gibi olacaktı. O maçın berabere bitmesi bir tık daha kredi yarattı Altay için özellikle. Altay'ın çok büyük bir avantajı var. İç sahada Denizli ve Tuzla ile maçları var. O büyük avantaj bence. Zaten Altay ligde kalacak da şu anda zaten bence de. Gençler Birliği %90 gidecek gibi. Ben de Erzurum gidecek diyorum. Erzurum zaten giderse gider, orada başka gidecek takım yok. Hani ya Gençler Birliği olacak ya Erzurum olacak. İkinci devreden itibaren, hatta ilk devrenin sonundan itibaren biz hep diyorduk Gençler Birliği düşecek, düşecek, düşecek diye. Ama üstteki takımlar çok puan kaybedince Gençler Birliği'nin kalma şansı arttı. Bir de ekstra galibiyetler aldı. Doğru. İşte Pendik'i Mendik'i yendi. Eyüp'ü yendi. Aynen. O yüzden bir anda işin rengi farklı noktaya geldi ama yani sanki ya Eyüp diyorum. Ya Erzurum Spor diye Gençler Birliği ikisinden biri gidecek. Erzurum Gençler Birliği maçı da var bu arada. Altınordu düşmez olacak. Zaten. Çok iyi bir kadro kurdu demiştik. Altınordu düşmez. Kesinlikle. Nasıl bir derbi bekliyorsun sen İzmir'de? Çok zor bir maç. Ben bir görüş belirtemiyorum. Vallahi Göztepe bizi şu anda yanıltıyor. Özellikle Göztepe'yi tebrik ediyorum. Arap atı gibi açıldılar. Aynen. Biz hiçbir şekilde playoff'a kalamaz dedik. Öyle bir seri galibiyete imza attılar ki, bir de Yasin Öztekin olmadığı dönemde. Aynen. Hep ne diyorduk? Yasin Öztekin'i bu takımdan çıkardığın zaman da işin içine girebilecek noktada oyuncu yok dedik ama Mamah bir anda performansını yükseltti. Arslan'a geç iyi oynamaya başladı. Golvar'ın katkılarıyla devam ediyor. Göztepe bir anda bu noktaya geldi ve şu anda da 53 puanla playoff'un içinde. Doğru. Maçın içinden çok çıkamıyorum. İki takımın hedefi var. Bir de İzmir derbisi. Bir de ilk devrede yaşanan tatsız olaylar vardı. Maalesef. Bu maçla ilgili bir karar vardı. Hatta biz paylaşmıştık. O Göztepe neydi? Alınmayacak. Yani Göztepe taraftarları stada alınmayacak. Aynen. Göztepe taraftarları stada alınmayacak. İnşallah Altay taraftarları hani böyle bir olay falan yaşanmaz. İşte İnşallah. Oyunculara karşı. Yaşanmasın. Doğru. Yani. Her maçta böyle taraftarlar anlamında, oyuncular anlamında kavga olmadan maçların oynanması gerektiğini zaten söylüyoruz. İnşallah. Vallahi maçla ilgili hiçbir görüşüm yok. Çok zor bir maç. Kesinlikle öyle. Göztepe'de Yalçın Kayan da çok iyi oynuyor son maçlarda mesela. İki takıma da başarılar dileyim. Senin görüşün de maçla ilgili? Benim de yok. Çok zor bir maç. Bakalım bir şey olacak. Diyemiyorum. Bir diğer mücadeleye geçelim. Pazartesi gününün maçlarına geçelim hatta. Pazartesi 3 maç var. Aynen. İlk maçımız Bandırma Spor Erzurum Futbol Kulübü mücadelesi olacak. Bandırma Spor son haftalarda müthiş bir form grafiği yakaladı ve playoff için bir acaba dedirtti. Erzurum Spor Futbol Kulübü ise çok sıkıntılı durumda. Geçen hafta oynadıkları Manisa maçını da 3-1 kaybettiler İstanbul'da. Bandırma Spor ise kendi evinde 2-0 öne geçtiği maçta 2-2'ye yakalansa da son dakikada attığı golle maçı kazandı. Ama Ted Day'in attığı gol offside gibi duruyor. Ben offside diyorum zaten. Çünkü aynen. Şöyle izleyenler diyor ki şimdi oyuncu çizginin kendi sahasından çıktı diyorlar. Kendi sahasından çıkma yok, ayak çizgide çünkü. Aynen. Bence de offside pozisyon. Ben bununla alakalı kendi yorumumu yapayım. Ben zaten Sedat Şahin Türk'ü beğenmiyorum futbolculuğunu. Hani onu söyleyeyim. Bal yapmayan arı bence. Ki zaten Bandırma Spor'un iyi kanat oyuncuları da var. Sedat'a ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Ama Caner Cavlun bence bu ligin en iyi sol beklerinden biri. Tabii bu kadro dışı olma olayında neden olduğunu bilmiyoruz. Hani bu oyuncular bir sıkıntı mı yarattı? İçeride bir problem mi oldu? O yüzden bir şey de diyemiyorum. Ama ben olsam Caner'i kullanırdım. Sedat'ı ben zaten beğenmiyorum. Senin görüşün ne? Ben burada oyuncu performanslarına girmeden bir şey söyleyeceğim. Bandırma Spor der sezon hani böyle kalışı kalma olayları oluyor. Sezon devam ediyor. Doğru. Mesela bu sezon başı oldu da. Geçen sezon Guido Koçer
Puçko oldu. Sürekli sportif direktör gidip geliyor. Bir takımda bu sürekli bunlar oluyorsa ben burada oyuncuların performansına göre yorumla yapmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Ben aklıma gelmesine gerek yok. Görüyoruz zaten tek bir şey geliyor. Bandırma Spor'un içerisinde sıkıntılar var. Her sezon oluyor çünkü. Maçla alakalı ne düşünüyorsun? Bandırma Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Ben de Bandırma Spor'u favori görüyorum. Erzurumspor çok kötü durumda. Aynen. Çok sıkıntılı durumda. Takım hiç reaksiyon veremiyor. Erzurum'un işi çok zor görünüyor. Evet, çok zor gözüküyor. Bakalım ne olacak. İki takıma da başarılar dileyelim pazartesi günü. Bir diğer maça geçelim. Ligde playoff oynayan Manisa Futbol Kulübü sahasında ligde kalmaya oynayan Altın Ordu'yu ağırlayacak. Birbirine iki yakın şehrin takımı karşılaşacaklar Manisa'da. Manisa ve İzmir temsilcileri. Manisa geçen hafta kritik bir galibiyet aldı. İstanbul'da 1-0 geriye düştükleri maçı 3-1 kazanmayı bildiler. Bir tane daha gol geldi. Son dakikada attıkları golle Pendik Stadı'nda Erzurumspor'u 3-1 yenmeyi bildiler. Konuk ekip Altın Ordu ise hafta sonu maç yapmadı biliyorsun. Otomatik 3 puan aldı. Ondan önce de Altay'ı yendiler deplasmanda. Ali Özgün'ün golüyle 2-1 kazandılar. Zor bir maç. Ben iki takımdan da gol bekliyorum. Sonuç anlamında çok bir şey diyemiyorum. Ben de bol gollü bir maç bekliyorum. TF Birincilik de bu haftanın en bol gollü maçlarından birisi olacağını düşünüyorum. Altın Ordu devre arası iyi bir kadro kurdu ve ligde kalacağını hep söylüyoruz. Aynen. Hala da aynı görüşümüz devam ediyor. Manisa'da sonuna kadar playoff'u kovalamak istiyor. O yüzden seri galibiyetlerle devam etmesi gerekiyor yoluna. Şu an 5 puanlık fark var playoff'la. Bir de bu hafta hani baktığımız zaman da Göztepe zor bir deplasmana gidecek. İşte Keçiören Gücü zor bir deplasmanda Samsun'la. Bir tek bence Bodrumspor'un maçı daha rahat. Güzel. Bandırma Spor'un da kazanma ihtimali yüksek tabii ki ama rakibi de ligde kalmaya olduğu için kolay bir maç olmayacak. O yüzden Manisa'nın da bu şekilde kazanması gerekiyor ama maç tabii ki kolay değil. Rakibi çok ligde kalmaya olmasına rağmen iyi bir kadro kurdular devre arasında. Zorlu bir rakip. Bol gollü bir maç bekliyorum. İki tarafta gol ve goller bulur bence bu maçta. Manisa'da geçen hafta Junior Fernandes penaltıdan iyi oynadı. Attı. Burak Altıparmak da müthiş penaltıdan bir frikik attı, golü attı. Junior Fernandes, kendi evet. Aldı kendi attı. Doğru. Penaltıyı. Burak da müthiş bir frikik golü attı. Aynen, Burak Çoban da attı. Burak Altıparmak. Burak Altıparmak. Burak Çoban da gol attı. Kontradan attı. O da gol attı. Aynen öyle. İki takıma da başarılar dileyelim. Bir tarafta Ali Özgün de çok formda, hani Altın Ordu'da, diğer aynen tarafta. Öyle. İki takımın da birbirlerine gol atması muhtemel görünüyor yani. Gollü bir maç izleriz gibi kesinlikle duruyor. Kesinlikle. Bakalım ne olacak. Son maçımıza geçelim. Geçelim. Ligde son iki hafta ağır yara alan Sakaryaspor kendi evinde Bolu Spor'u konuk edecek. Bolu Spor'da Muzaffer Bilazer Hoca ile yollar ayrıldı. Onu söyleyelim. Sakaryaspor'da da çok kötü bir durum oldu. Hadi Saçko sezonu kapattı. 3 ay yok, geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Aynen öyle, büyük geçmiş olsun. Sakaryaspor 2 tane deplasmandan ağır darbe aldı. Rize maçını son dakikada kaybettiler. Bandırma maçını da son dakikada kaybettiler. Rize'de maçtan sonra Taner Hoca'nın ilginç açıklamaları oldu biliyorsun. Dış güçler bizi engelledi diye. Ama ben şöyle düşünüyorum. Sakaryaspor devre arasında yapmadığı bazı hamlelerle kendini yaktı. Forvet özellikle. Kasongo'nun alternatifi. Bir de Dimitro Greşkin facia oynadı Bandırma evet. maçında. Çok kötüydü. Çok hata yaptı o da. Şöyle düşünüyorum. Devre arası İbrahim Haslan, Greşkin'in ikisini birden alacağına hücum hattına oyuncu alamaz mıydı? Alırdı. Çünkü biz İbrahim Haslan geldiği zaman da söyledik. Çok defansif kalıyor. Aynen, top ayağına yakışmıyor İbrahim Haslan. Greşkin'de zaten çok defansif bir orta saha. Yani. İleriye düşünen bir oyuncu değil. Orta sahaya baktığın zaman da hep bunu yapıyorduk, hatta bu yorumu yapıyorduk. Hakan Yavuz dışında dikine oynayan oyuncu yok. Hakan Yavuz'un da performansı düşük demiştik. Sakaryaspor orada da hata yaptı. Bir de özellikle ben hep diyordum bir kanada bir tane daha oyuncu lazım diye. Ya bak, Saçko sakatlanınca tamamen kanatla biraz sıkıntıya girdi. Şu an Burak Süleyman var. Roşi de sakatlık dönemlere geçirdi o mesela. O da sıkıntı. Kasongo zaten sakatlandığın zaman da bir tane oyuncu koyamıyorsun. Hatta Mehmet Akgüz'e kimse güvenmesin dedik. Mehmet Akgüz'den bırak katkı beklemeyi. Rize maçında da penaltı yaptırıp takımı yaktı. Yaktı. Sakaryaspor playoff'ta kırılabilir bu anlamda. Ben bu maçta da Sakaryaspor tarafındayım ama Boluspor tamamen kontak kapattı. Türkiye birinciliklerinin patronu, muhteşem teknik direktörü Muzaffer Bilazer bu sefer de Boluspor'u batırarak takımdan ayrıldı. Ben geldiği zaman da yönetime sordum. Ya Muzaffer Bilazer hangi hakta hizmet takıma getiriyorsun? Bak buradan da gitti. Buradan söylüyorum. Türk futbolunda hangi takım Muzaffer Bilazer getirse getirsin. Bu birincilik olsun. İkincilik olsun. Üçüncülük olsun. Bal ligi, halı saha turnuvası, sokak turnuvası, sokak futbolu olsun. Hangi takımlar Muzaffer Bilazer'i getiriyorsa o takım futbolu bilmiyordur, açık ve net. Geçen hafta ne yorum yaptı Muzaffer Bilazer? Biz bu takıma geldik.
Artık bazı işler yoluna gitmeye başladı. Bu yoluna gidiyorsa yoluna gitmeyen işler nasıl olur? Onu da ben burada Bolu Spor taraftarına soruyorum. Ama Muzaffer Blazer de hiç vazgeçmiyor. Sürekli zorluyor. O da ilginç. Yani. Normal, sen adama şey verirsen, görev verirsen garip açıklama da yapar. Vaz da geçmez. Zaten niye vazgeçsin ki? Adamı gönderdiğin zaman da tazminat alacak. Erzurum Spor'da hem hocalık yaptı hem sportif direktör. Şimdi sen Bolu mesela, Spor'da teknik direktör. Sen şimdi mesela diyelim ki yorumculuğu bıraktın. Yeni sezonda teknik direktörlüğe başlıyorsun, tamam mı? Ama sen de Muzaffer Blazer gibi çok kötü bir hoca oluyorsun. Her takımda anasını ağlatıyorsun takımın. Hem sportif direktörlük işte hem hocalık anlamında hiçbir şey yapamıyorsun. Şimdi sen de bunları yaparken sana seni göreve getirmişler. Senin sözleşmende bir para var. Doğru. Sen kendini istifa eder misin? O paradan vazgeçer kimse misin? Kimse etmez. Etmezsen Muzaffer Blazer de etmez zaten. O da zaten takımda kalır. Ya göz var, nizam var. Bak en büyük bir tane örnek veriyorum ben. Bak bir tane. Bunu herkes görsün. 19-20 sezonunda ya 5. hafta ya 6. hafta milli maçlardan sonraki maç. O maçın kadrosunu herkes açsın baksın. Keçiören Gücü Erzurumspor maçının kadrosu. Erzurumspor'un başında çıkardı ilk 11. Bu kadar basit. Bak sıfır, o maçın 11'i bak bir tane. 1-0 yenilmiş. Bir tane çıkardı kadro, herkes bir baksın. Herkes der ki bu kadro beni kovun kadrosu. Bu kadar basit. O maçtan sonra da zaten kovuldu biliyorsun. Muzaffer Hoca yapamıyor. Olmuyor yani. Olmuyor. Bu kadar basit. Samsun Spor maçında Erzurum Spor'un başındayken kanlı tişört, gömlek, kavga. Bize saldırdılar. Soyunma odasında bizi dövdüler falan dedi. Buraya geldi. Biz işleri çok iyi yaptık dedi. Burada iyi işler. Ben merak ediyorum. Muzaffer Blazer hangi işi iyi yaptı bu kulüpte? Ben merak ediyorum. Her gün testler mi temizlemeye başladı? Yemekler zamanında çıkmadı. O mu zamanında çıkmaya başladı? Veya ne bileyim herkes gece 11'de uyurken 9'da mı uyumaya başladı? Ve herkes sabah öğlene doğru 12'de uyanırken 10'da mı uyanmaya başladı? Hakikaten ben hocaların bu açıklamalarını anlayamıyorum. Belki bazıları bana diyecek çok abartıyorsun da ben abarttığımı düşünmüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Yok, Muzaffer Blazer kötü hoca net. Sen yani. Şimdi diyorsun ki sen coştun bir anda burada. Hatta Muzaffer Blazer'in mesela Erzurum'u şu açıdan da yaktığını düşünüyorum. Trabzonlara doldurdu diyeceksin. Sen lep demeden leblebi anlıyorum Erzurum ben. Erzurum Spor Karadeniz lobisine döndü takımda oyuncular olarak. Bu da bence yani Arsene Wenger'in bir lafı var biliyorsun. Bir takımda 3 Brezilyalı tehlikeli yani. Hani ya bir aynı yerden oyuncuları doldurmayacağım bir takıma. Bu hangi takım olursa olsun. Aynen öyle. Benim kendi görüşüm. Muzaffer Blazer'in tek yaptığı bir şey var futbolda. Samsun Spor düşmanlığı. Başka hiçbir şey yok. Bu kadar basit. Maalesef. Sakaryaspor'un ben de kazanacağını düşünüyorum. Sakaryaspor'un kanat rotasyonu senin dediğin gibi daraldı. Dimitrov'la Burak Süleyman kaldı evet. Sadece. Bir de ya Oğuzhan Akgün de var bir de. Oğuzhan Akgün'ü ben çok işin Oğuzhan var. Ben Oğuzhan Akgün'ü yani zaten transfer olduğunda yorum yaptık. Manisa maçında güzel bir gol attı. Ama Rize maçında çok kötü oynadı Oğuzhan Akgün. Yeterli bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Ayakta kalamadı hiç. Bolu Spor taraftarlarının Samsun maçı öncesi yaptığımız programda bana çok büyük tepkileri vardı. İşte Bolu Spor'u çok hafif alıyorsun. İşte Bolu Spor iyi bir kadrosu var. İşte yorumlar yapıyorlardı. Biz işte Muzaffer Blazer'in böyle batırma noktaları, Sait Hoca'nın takımı tahribata uğratması, bu noktaları görerek zaten yorumlarımı yapmıştım o gün. Geldiğimiz noktada zaten onu görüyoruz. Bolu Spor şu anda 47 puanla kaldı. 6 puanlık fark var ama Bolu Spor playoff'a kalamaz. Ya Bolu Spor da bu sene tüm günah keçisi Gökhan Karadeniz oldu. İhale ona kaldı. O da zaten iyi yaptı gitti. Daha iyi bir takıma gitti Çorum Futbol Kulübü'ne. Aynen. Ben de olsam ben de giderdim yani. Tüm takımlara başarı dilerim. Tüm takım adına gitti konuştu aynen. Yönetimle. Ondan sonra Gökhan Karadeniz kötü adam oldu yani. Hı-hı. Kimse de sahip çıkmadı Gökhan'a. Takım arkadaşları da yanında durmadı. Takım kaptanının. Ya bakalım hayırlısı olsun. Hayırlısı. Ama Bolu Spor'un işi çok zor. Yani maddi olarak da sıkıntıları var Bolu Spor'un. Aynen öyle. 17 yıldır falan da bu ligde Bolu Spor. Çok uzun süre oldu. Bakalım ne olacak. Bakalım ne olacak. Tüm takımlara başarı dileklerimizi iletelim hafta sonunda. Pazartesi günü bu 3 tane pazartesi günü oynayacak maçın sonucunu konuşamayacağız. Şimdiden aynen. Söyleyelim. Çünkü maalesef. Biz programlarımızın sonuçlarını pazartesi günü yapıyoruz. Herkese iyi seyirler diliyoruz. Tekrardan tüm takımlara da başarı dileklerimizi iletiyoruz. İzleyen herkesten rica ediyoruz. Katıl butonumuza katılmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizleri lütfen takip etmeyi tekrardan unutmayın. Ben de sana teşekkür ediyorum. Ağzına rica ederim. Sağlık. Hafta sonunda oynanacak tüm maçlara da tüm takımlarda başarılar dileyelim. Tüm takımlara tüm maçlarda. Bizi izleyen tüm izleyicilerimize de çok teşekkür edelim. Tüm evet. Şehirlere de selamlar selamlarımızı olsun. Yolluyoruz. Herkese iyi günler. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.